Kıymetli Malatyalılar, kıymetli Müslümanlar, bir yıla aşkın bir süredir katil Siyonist İsrail tarafından Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş alçak bir şekilde katliama maruz kalmaktadır. Elhamdülillah bu alçaklıkları karşısında orada yiğitçe Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuru. Filistin ve Lübnan direnişi karşısında rezil olan Siyonist İsrail rejimi içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkarmaktadır. Bu bağlamda son olarak Gazze'nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri 150'yi aşkın kardeşimizi şehit etmiştir. Cibaliye'de sivilleri tam anlamıyla ablukaya alan Siyonistler her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır. Siyonist İsrail güçleri sivillerin hiçbir yere ve hiçbir şeye ulaşmaması adına çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir. İslam ülkelerinin liderlerinin acziyet ve sessizliğinden güç alan Siyonist İsrail rejiminin katliamlarının mevcut şartlar altında durmayacağı da aşikardır. Öyleyse içerisinde bulunan şartlar değişmeli ve İslam ülkelerinin liderleri akıllarını başlarına almalıdırlar. Yaşananlar karşısında sessizliğini koruyan yahut söz ile yetinen Müslüman idareciler bilmelidir ki İsrail'e karşı harekete geçmedikleri takdirde sıra er ya da geç kendi ülkelerine de gelecektir. Öyle ki bugün Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan Siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Bizler Siyonizmin kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak belirtiyoruz ki Gazze soykırımının henüz başında Yeşaya kehanetinden bahseden Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür. Arz-ı Mevut Bakanlığı kurmak suretiyle topraklarımıza göz diken İsrail rejiminin anlayacağı tek dil güçtür. PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi her fırsatta kana bulamaya yeltenen daha dün Ankara'da TUSAŞ'ta kardeşlerimizi şehit eden Siyonist bağlantının sahiplerinin anlayacağı tek dil güçtür. Bu bağlamda başta kendi ülkemizin yöneticileri olmak üzere tüm İslam ülkelerinin liderlerinden bir an evvel İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bizler İslam ülkelerinden İsrail rejimine giden petrol istemiyoruz. Bizler İslam ülkelerinin başkentlerinde İsrail büyükelçiliklerini görmek istemiyoruz. Bizler İslam ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki içerisinde olmalarını istemiyoruz. Peki biz ne istiyoruz?
bir an evvel İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Bir an evvel İslam barış gücünün oluşturulup İsrail rejimine müdahale edilmesini istiyoruz. Bir an evvel İslam birliğinin kurulmasını ve İsrail'in İslam coğrafyasının ortasından sökülüp atılmasını istiyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim,